Evet arkadaşlar, bugün RC araçlarımızın kepini boyayı sökmeden kimyasal maddeyle nasıl temizleyebiliriz bunu göreceğiz. Videoda görmüş olduğunuz kep aktif olarak kullanmış olduğum RC aracıma aittir. Kepin yan ve üst tarafında görmüş olduğunuz deforme olan bölümleri videoda belirtiyorum. Bunların birazdan kimyasal işlemden sonra nasıl temizlendiğini hep beraber göreceğiz. Kloroform maddesini araç içi su ısıtıcı ismiyle bilinen Kupa ile ısıtacağız. Kupa 12 volt 2 amperle çalışmaktadır. Isıtıcının kapağını delerek pipeti deldiğimiz yere silikon yardımıyla monte etmemiz gerekiyor. Bu yöntem içeride kaynayan kloroformun basınçlı bir şekilde pipet içerisinden çıkmasını sağlayacak. Kepin yüzeyini temizlemek için 1500 ve 2500 numara su zımparası kullanacağım. Kep yüzeyi çok ince olduğu için 1500 ve 2500 numara su zımparası kullanmayı tercih ettim. Daha düşük numara su zımparaları kullanırsam kep yüzeyine zarar verebilirim. Zımpara öncesinde kep üzerinde bulunan tüm stickerları sökmemiz gerekiyor. Yeni kepinize sticker yapıştırırken bence bir kez daha düşünün. Çünkü videonun devamında da göreceksiniz. Emin olun, sticker sökmek için zımpara yapmaktan daha fazla vakit harcadım. Zımpara kağıtlarını küçük kare boyutlarında kesmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde kep yüzeyinde daha rahat çalışabilirsiniz. Evet, zorlu zımpara sürecimiz başlamış bulunmaktadır. Umarım sıkılmadan izlersiniz bu bölümleri. Şunu da belirtmek istiyorum. Zımparayı ne kadar fazla yaparsanız kepiniz o kadar daha fazla parlayacak. Yüzeydeki pürüzsüzlüğü maksimum seviyeye çıkartmamız gerekiyor. Bunun için de bol bol zımpara yapmamız gerekiyor. Zımpara yaparken suyu bol bol kullanmamız gerekiyor. Su kep üzerindeki zımpara kalıntılarını temizler ve zımparanın yüzeyde daha rahat kaymasını sağlar. We'll be right back.
Evet, sonunda zımpara işlemimiz bitti. Ben de bittim. Çok yoruldum. Daha da uzatmak istemiyorum videoyu. Siz de izlerken yoruldunuz çünkü. Dakikalarca yapmış olduğum zımparanın etkisini görebilmem için kepin üzerindeki ıslaklığı almam gerekiyor. Bunu da kağıt havlu yardımıyla yapacağım. Evet, zımpara sonrası ortaya tertemiz bir kep çıktı. Videonun başında da darbe izleri mevcuttu. Bu darbe izlerinin de ortadan kaybolduğunu görüyorum şu an. Kepin iç ve dış yüzeyindeki buzlanmalar sizi korkutmasın. Zaten istediğimiz sonuç bu. Buzlanma olmasını istiyoruz. Bu buzlanmalar ne kadar fazla olursa kloroform buharına tuttuğumuz yüzeyin daha fazla parladığını göreceksiniz. İşlemleri bitirdiğimize göre artık kloroform buharını kep üzerine tutabiliriz. Kloroform maddesi su gibi 100 derecede kaynamaz. 40 dereceye geldiğinde kaynadığını ve buharlaştığını görebilirsiniz. Buharı yanıcıdır. Kesinlikle ateş tutulmamalıdır. Kloroform buharı çok tehlikeli bir kimyasaldır. Kesinlikle solunmamanız gerekmektedir. Maskesiz, eldivensiz ve gözlüksüz bu işleri yapmamanızı öneririm. My life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. Evet dostlar, gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir kep çıktı ortaya. Videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza destek olmak için abone olup videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla.